Hayırlı uğurlu olsun. Kutluyorum sizi. Güneydoğu'da bir ilki başardınız. Teşekkürler. Teşekkürler. Sevgi Hanım siz de gelin. Gel. İlçe başkanlarım, kadın konularımızın başkanları ve değerli üyeleri, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, öncelikle şunu belirtmeden önce dün yaşanan Ankara'daki katliamı kınıyor ve bir an önce faillerin yakalanmasını istiyorum. Sayın Genel Başkanımızın ilk ziyaretini Adıyaman'a yapması bizi gerçekten sevindirdi. Kendisini kutluyorum. Başarılar diliyorum. Ne türlü bir emri olursa da Adıyaman ili olarak yanında oldular, olacaklarının sözünü de veriyorum. Bunun için Adıyaman bir gururumuz oldu. Fatma Köse'nin, arkadaşımızın genel başkana seçilmesi bizi gerçekten sevindirdi. Beni bu sıcak karşılamanızdan ötürü gerçekten minnettarım sizlere. Bu sevinci yaşayamadım. Neden yaşayamadım? Bildiğiniz gibi ülkede çok kanlı olaylar oluyor. Ülkenin durumu ortada. O anlamda artık sevinç diye bir şeyimiz kalmadı. Bunu bilmenizi istiyorum. Çok üzgünüm. Çok anlatamıyorum ifadelerimi. Dün akşam olay yerine gittik biz ekip arkadaşlarımızla birlikte. Ankara örgütüyle birlikte olayın yaşandığı yere gittik. Oraya bir sessiz yürüyüş yaptık. Sessiz eylem yürüyüşü. Karanfillerimizi bıraktık ama çok acı hakikaten. Bu acı artık Türkiye'nin birçok bölgesine dağılmış durumda. Artık şehitlerimizin sayısını sayamaz hale geldik. Kadın cinayetlerinin sayısını sayamaz hale geldik. Mevcut iktidarın buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. 14 yıldır nerede mevcut iktidar? Gerçekten bu soruyu artık demeyelim, sormamız gerekiyor. Yani ülke tamamen kan gölüne dönmüşken mevcut iktidarda hiç ses yok. Sadece kınıyoruz. Kınaya kınaya nereye kadar kınayacağız yani? Hiç mi bir sorumlu bir insan yok bu mevcut iktidarda? Hiç mi yani bunun sorumluluğunu alacak bir insan yok? Bunu gerçekten sormamız gerekiyor. Biz Cumhuriyet'in kurucu partisinin fertleri olarak bu topraklarda, bu coğrafyada ezilen, hor görülen, dışlanan kadınların sesi için bu mücadeleye soyunduk arkadaşlar. Söylemek istediğiniz.